Buyurun. Mustafa Kemal'in önünde cenaze namazı kılındı mı? Kılındı. Dolmabahçe Sarayı'nda Mustafa Kemal Paşa'nın cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında o zaman vakıflar genel müdürü olan, genel müdürlük falan yoktu da, vakıflar umum müdürü Şerafettin Yatkaya kıldırdı. Sonra Şerafettin Yatkaya Diyanet İşleri reisi oldu Rıfat Hoca öldükten sonra. Evet, buyurun. Doktor Rıza Nur'un bazı itiraf veya hatıratları diye kitabı var da, bu kitabın Mustafa Kemal'le ilgili olan... Şimdi efendim, bu kitabı birçok yerlerden soruyorlar. Bu kitabın tarih ilmi yönünden hiçbir kıymeti yoktur. Tarih usul ve metoduna uygun değildir bu kitap. Rıza'nın onunla beraberdi. Sonra aralarından attılar. Kahire'ye gitti, oradan Paris'e gitti, oturmuş çala kalem yazmış. Halbuki çala kalem yazılmaz, tarihte bir usul var, metot var. Tarih bir ilimdir, o ilmin bir usulü var, metodu var. Eğer o usule, metoda göre yazsaydı, o Rıza Nur'un yazdıkları bugün itibar görürdü ama yazamamış, yazmamış. Rıza Nur acayip bir adam, karmakarışık bir adam. Şimdi maalesef bizim Türkiye'de Rıza Nur moda oldu. Hatıratı bölüp bölüp işte Rıza Nur'un Moskova hatıraları, Rıza Nur'un şu hatıraları yazıyorlar. İşte bazı arkadaşlar bunlara, neyse bir şey diyeceğim yok. Yalnız yani Rıza Nur'un yazdıkları tarih ilmi yönünden muteber değildir. Yazdıklarından bazıları doğrudur. Ama yazılan tarih ilmine, usulüne, metoduna uygun değildir. Çala kalem yazmış. Lozan Anlaşması'na gitti. İsmet Paşa ile beraber ikinci mürahasıydı. Moskova Elçiliği yaptı, Sıhhiye Vekilliği yaptı, Milli Eğitim Bakanlığı yaptı, Maarif Vekilliği yaptı. Beraberlerdi. Sonra bunu aralarından atınca tuttu hepsi, bir şey şöyleydi, böyleydi diye yazmaya kalktı. Sonra okuyorsunuz işte, yalnız onun son ciltlerini okumayın. Birinci, ikinci cildinde okuyun. Orada Rıza'nın şahsi ahlak yönünden de ne derece kusurlu olduğunu göreceksiniz. Şahsi ahlak yönünden de mazmut bir adam değildir. Ve gözünü Türk'ün İslam'dan evvelki devrine takmıştır. İslam'dan evvelki devrine, isimlerimizi onlara göre değiştirelim diyor, soyadlarımızı onlara göre değiştirelim diyor. Rıza'nın ölmeden evvel 17 hafta Tanrıdağ diye bir mecmua çıkarmıştır. Haftalık cuma günleri çıkardı, benim kütüphanemde var. Orada vardır. Sayfalarca yazı yazmıştır. Davası da Türk'ün İslam'dan evvelki devrine taliptir. Evet efendim. Hocam, bu İzmir suikastının içi yüzü. Bu İzmir suikastı iddiatçıları temizlemek için yapılmıştır. Öyle bir suikast vardır, hazırlık vardır ama içine bazı kimselerin karışması komplodur. Komplodur. İddiatçılar var, iddiatçılar. Onları temizlemek, tasfiye hareketi iddiatçıları ve ölenlerin çoğu da iddiatçıdır. Asılanların hemen hepsi iddiatçıdır. İddiatçıları tasfiye için yapmışlardır ama ölünceye kadar iddiatçılığı da Celal Bayar muhafaza etmiş, iddiatçılık davasından vazgeçmemiş, şimdi de onu yetiştirdikleri o yolda gidiyor, iddiatçılık kafasında gidiyor. İddiatçıların kafasında gidiyor. İddiatçılara tasfiye için İzmir suikastı uydurulmuş. Böyle bir suikast hazırlanmış aslında. Hazırlanmış. Ben yakında gazetede son belgeler ışığında İzmir suikastı diye yazacağım bunları. Çünkü yeni yeni bazı vesikalar yayınlandı. Onlardan da istifade ederek bir 10-15 gün yazacağım ona. Bu şekilde tefrika edeceğim yani. Yazı serisi halinde yazacağım. Bir suikast hazırlığı var ama içine karıştırılan bazı kimseler kasten karıştırılmış. İddiatçılığı tasfiye etmek için. İddiatçıları tasfiye etmek. Mustafa Kemal de İttihat ve Terakki'ye girmiştir. Ondan ama sonradan aralarından ayrılmıştır. İttihatçılara kasap diyor. Kasap, bunlar kasaptır diyor. İttihatçılar malum sokak ortasında adam öldürürlerdi. Takır takır adam öldürürler. Hiç. Eşkıya, Balkan komitecilerinden öğrenmişler adam öldürmeyi. Gizli işleri de Mason localarından öğrenmişler. İşte onlarla böyle 10 yılda devleti batırdılar, gittiler.
Evet, evet. Hocam, Menemen Vakası hakkında... Menemen Vakası'nın kitabını yazdık. Menemen Vakası tamamen komple uydurmadır, uydurma. Uydurmadır. Uzun mesele, o zaman Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuş. Onu açtığı serbestliği havasını yok etmek için 6 tane adam var Menemen Vakası'nın başında. 6'sı da esrarkeş. 6'sı da esrarkeş. Bizim Menemen Vakası hakkında kitabımız var. O da yazdık hepsini. Resmen mahkeme zabıtlarına geçmiştir. Hepsi esrarkeştir. Halk Partisi'nden tarafından tutulmuştur. 3 kişi hazırlamıştır bu oyunu. Menemen'de oyundur. Oyun. O 6 kişiden birisi şimdi Menemen'de sağ. Ben geçenlerde Bergama'da bir konferans verdim. En son Bergama'da konferans verdim. Oradan bir tüccar arkadaş beni arabasıyla İzmir Havaalanı'na getiriyor. Menemen'den geçiyor yol. Kenarından geçiyor ama ben dedim ki girelim Menemen'e. Girdik. Zaten daha evvel de gitmiştim. Girdik. O adamı aradık. Adam böyle daha sizi görünce kapıyı perdelerini bile kapatıyor. O zaman o kadar zulüm yapmışlar ki bizim kitaplarımızda var. Kitabımızda var Menemen Vakası kitabı. O kadar zulüm etmişler ki adam aradan 1930'da oldu Menemen Vakası. 62 sene geçmiş adam hala tek kelime konuşmuyor, perdeleri indiriyor, perdeleri. Konuşmuyor adam. O kadar zulüm etmişler. O da davaya İstiklal Mahkemesi değil, bazıları bunu yanlış söylüyor. İstiklal Mahkemesi değil, askeri mahkeme bakmıştır Mustafa Muğlalı başkanlığında. Askeri mahkeme bakmıştır. 34 kişiyi idama mahkum ettiler. İçlerinden bazılarının yaş dolayısıyla yaşları küçüktü. Cezaları müebbet hapse çevrildi falan. 28 kişiyi astılar. Asılanların içinde bir de Yahudi var, Yahudi. O da İslam şeriatı uğruna o da gitti, Yahudi de gitti. Joseph, o adamlar bize ip lazım demişler, urgan getirin. O Yahudi de çuval, urgan falan satıyormuş. Hemen gitmiş dükkanına, oradan bir demet urgan almış gelmiş. Vay sen asilere urgan verdin, onlara yardımcı oldun diye o Yahudi'yi de astılar. İslam şeriatı uğruna o da gitti, Yahudi de gitti. 38 kişinin içinde bu da var yani. İslam şeriatı uğruna gitti. Maalesef Esad Efendi Hazretleri Erbilli Esad Efendi Hazretleri bu işi onun üzerine yıktılar. Fakat kendisi rahatsızdı. O zaman çok da yaşı ilerlemişti. Hastanedeydi. Kuvvetli bir rivayete göre kendisini tedirici bir surette zehirleyerek şehit ettiler. Ve cenazesinde de korktular, kimseye göstermediler. Bugün Menemen'de Esad Efendi'nin yattığı yer belli, ben gittim gördüm. Yattığı mezar falan yok, dümdüz bir yer. Ama bazı gönüldaşlarımız, böyle hali vakti müsait olan arkadaşlarımız oraya çiğnenmesin diye bir şey yapmışlar. Orada Menemen'de yatıyor. Esad Efendi Hazretleri onu zehirleyerek, tedirici azar azar zehirlediler. Bu şekilde şehit ettiler. Ama oğlunu astılar. Oğlunu da asmamaları lazımdı. Çünkü oğlu da ihtiyardı. Yaş haddi vardı. O yaş haddine böyle aldırmadan oğlunu da astılar. Sonra Menemen'de bu adamları asan Mustafa Muğlalı Doğu Anadolu'da 33 kişiyi kurşuna dizmekten 33 kişiyi kurşuna dizdirdi Doğu Anadolu'da. O yüzden meclis kararıyla mahkum oldu. İnledi. Bizim kitabımızda vardır. Ben hatta oraya yazdım. Herhalde dedim Mustafa Muğlalı'yı Menemen'de idam ettiği masum kimselerin ağırı tuttu dedi. Evet. Abdülhamit'in tahttan indirilmesini biraz açar mısınız? Yani o zaman Mehmet Akif'le Bediüzzaman Said Nursi'nin etkisi neydi? Yok, Bediü
Abdülhamid'in tahttan indirilmesinde Mehmet Akif'le Bediüzzaman Hazretleri Abdülhamid'e bir müddet daha önceleri muhalefet etmişlerdir. Sonradan bunu kaldırıp bu muhalefetten vazgeçmişlerdir. 31 Mart vakasını önleyen adam Bediüzzaman Hazretleri'dir. O önlemiştir 31 Mart vakasını. Eğer Bediüzzaman Hazretleri Bayezid Meydanı'na çıkıp bu silah çatan askere çok veciz bir konuşma yapmasaydı o gün 31 Mart günü çok büyük hadiseler olabilirdi. Çok güzel konuşuyor Bediüzzaman Hazretleri. Meseleyi anladı, onlara anlattı meselenin iç yüzünü. Silahını alan asker kışlasına gitti, Ayasofya'ya gitmedi. Mehmet Akif Bey de Abdülhamid'e muhalefet etmiştir. Sonradan İttihatçılara üç beyinsiz kafa demiştir. Üç beyinsiz kafa. Talat, Enver, Cemal Paşa için üç beyinsiz kafa demiştir. Üç beyinsiz kafanın derdine bak, kaç milyon insan doğranıyor, kalk baba kabrinden kalk diye Balkan Harbi'nde feryat etmiştir. Abdülhamid'e muhalefeti de oradan şey olmuştur. Ama ben şimdi o arkadaş belki başka şey sormak istiyor, anlıyorum ama ben o zatı istemiyorum burada anmak. Teeddüp ediyorum, utanıyorum. Çünkü büyük adam, allame, büyük ulema, tefsir sahibi bizzat Abdülhamid'in hal fetvasını, tahttan indirme fetvasını maalesef bu yazmıştır. İsmini anmayalım. Mevla, Allah rahmet eylesin. Bana ikide biliyorlar ki, abi sen Abdülhamid'i böyle anlatıyorsun, kitap yazıyorsun, yazı yazıyorsun. Yani Abdülhamid'in hiç suçu yok muydu? Abdülhamid'in bir tek suçu vardı. Abdülhamid çok merhametli adamdı. Abdülhamid'in tek suçu merhametli olmasıydı. Abdülhamid'in 33 yıllık saltanatı boyunca 3 kişi idam edilmiştir. Onlardan biri de birini öldürmüş. Ona karşı kısasa kısas o da öldürülmüştür. Diğeri de harem ağasıdır. 3 kişi idam edilmiştir. Başka öldürülen yoktur. Çok merhametli adamdı. Yarın hayrın da şerrin de miskal miskal dağıtılacağı ahiret gününde ben eminim ki Abdülhamid o sonsuz merhametiyle o zatın o zata hakkını helal eder, o hal fetvasını yazan zata, ama bu milletin hakkı ne olacak orasını bilemem. Çünkü ne olduysa ondan sonra olmuştur. Ne olduysa ondan sonra olmuştur. Ona bir şey diyemem, ben teeddüp ederim. Teeddüp ederim. Evet evet, buyurun. Efendim? Hasan Tahsin kimdir? İlk kurşunu...